Tekrar futbolla ilgili sorayım ben sana. Bursaspor'da çok önemli bir kulüp. Türkiye'nin şampiyonluk yaşamış 5 kulübünden birisi. Oradan ayrıldın ve Fransa'ya yolun düştü. Nasıl gelişti bu transfer süreci? Kariyerinin açısından nasıl bir yol çizdin? Öncelikle Bursaspor'da hayalim olan kaptanlığa ulaştıktan sonra hedefim Avrupa'ydı. Çocukluğumda, daha küçük yaşlarımda kendime bir hedef koymuştum. Bunu da her zaman dile getiriyorum, hiç çekinmiyorum. Kendime ben bu takımın kaptanı olacağım demiştim. Hatta bir dönem bu takımın en erken, en genç kaptan olacağım demiştim. Çok şükür onu başardım ve ardından da ülkemi Avrupa'da temsil etmek adına ayrılırsam bir gün ayrılık Avrupa olacak demiştim. Her zaman bunu tekrarlamıştım. Tabii o dönemlerde geçen sezonun sonunda ligimizde kalbur üstü takımlardan da teklifler aldım. Avrupa'da da 5 büyük ligden teklifler aldım. Ama neden Le Havre diye sorarsanız, niye orayı tercih ettin diye sorarsanız, öncelikle en büyük etkenlerden birisi Paul Legan. Ona çok güveniyorum. Ve aynı zamanda orayla ilgili bir araştırma yaptığımda karşıma çıkan ilk şey, buradan daha iyi atlama yapabilirim. Eğer diğer takımları tercih etseydim, işte Lig 1'de olan, İtalya'da olan, Serie A'da olan takımları tercih etseydim, Le Havre'de bir yıl oynayıp da yapacağım atlamayı oralarda yapamam diye düşündüm. Tabii bunun da ufak tefek karşılığını da bu geçtiğimiz devre arası döneminde de aldım. Ben oraya biraz da basamak atlamak adına gittim. Aynı zamanda Paul Legen'in de etkisi bunda çok büyük. Çünkü orada deneyimlediğim birkaç bir şey oldu, onu da sizlerle paylaşabilirim. İlk transfer olduğum dönemlerde tabii çok, ben de çok araştırdım. Tabii menajerim, oradaki insanlar bana da anlattı bu kulübün yapısıyla, bu kulübün durumuyla alakalı şeyleri bana çok anlattı. Bir kere o kulüp Fransa'nın altyapı konusunda Bursaspor gibi. Biliyorsunuz Bursaspor'da inanılmaz bir maden var. İnanılmaz genç oyuncu potansiyeli var. Orası da, Le Havre'nin altyapısı da Fransa'da ilk 1-2 kulüp arasında. Çok genç oyuncu üretiyorlar ve Avrupa'da diğer kulüplerin de sürekli uğrak noktası halinde Le Havre. Çünkü kaliteli genç oyuncular çıkıyor ve o ligin izlenilirlik oranı, o takımın izlenilirlik oranı çok fazla. Ben gittiğimde, dediğim gibi, orada maçı tribünden izliyordum ve orada baktığımda sadece herhangi bir lig maçını izlemeye gelen takımların isimlerini görünce dedim ki doğru yerdeyim. Peki bundan sonrası için nasıl bir şey çizdin kafan? Dedin işte devre arasında da transfer teklifleri oldu dedin. Bundan sonra kafanda ne var? Hedefinde ne var? Öyle söyleyelim. Bundan sonra tabii ben de Avrupa'nın büyük takımlarında ülkemi temsil etmek için buraya geldim. Buraya dediğim gibi basamak atlamak adına geldim. Bundan sonraki dönemde inanıyorum ki daha farklı, daha popüler liglerde ülkemi temsil edeceğim. Onun için zaten buradayım. Ve tabii ardından her oyuncu gibi milli takıma tekrar geri dönmek istiyorum. Biliyorsunuz yaklaşık 12 aydır, 13 aydır milli takıma seçilemiyorum. Bir boşluk oldu buraya geldiğimde. Tekrardan orayı yakalamak istiyorum. Ve aynı zamanda ondan öncesinde tabii bir üst lige, başka farklı gözde bir takıma transfer yapıp ülkemi oralarda temsil edip ardından da milli takımda o bayrağı göğsümde dalgalandırmak istiyorum. Peki milli takım demişken Euro 2020 de ertelendi. 2021'de yapılacak. Haziran'da başlayacak. Bununla ilgili neler söylersin? Orada oynamak, orada milli takım içinde yer almak senin de en büyük hedeflerinden birisi diye biliyorum. Kendi adıma bu olayın pozitif yanlarına bakmayı tercih ediyorum aslında. Şu anda belki Euro 2021'e ertelenmesi benim adıma daha iyi oldu diyebilirim. Zaten dünya adına daha iyi oldu aslında. Böyle bir buhranlı bir dönemde zaten futbol düşünülemez ve bu yazda öyle bir turnuva zaten yapılamazdı. Yani çok hoş bir durum olmazdı. Aynı zamanda benim kariyer planlamam adına da bir fırsat aslında. Çünkü tam atlama yapmayı planladığım yıl
olacaktı bu turnuva. Bir yıl daha ertelendi. Ve benim önüme de bir fırsat geldi. Bu atlamayı yapıp bir üst seviyeye çıkıp oradaki arkadaşlarımla birlikte tekrardan o turnuvada ülkemi temsil etme şansı aslında biraz daha geldi. Burada da vardı ama tabii daha popüler bir takımda oynadığın zamanlarda bu şans daha da yükseliyor. Ben bu olayı şu anda böyle görüyorum kendi adıma ve tabii hiç hedefimden bir gerileme yok. Şu anda yaklaşık 1,5 sene gibi bir süre zarfı var Avrupa Şampiyonası için. O süre zarfında umarım o atlamayı yapıp tekrardan geri dönerim milli takıma.